Evet, bugün 1 Eylül 2014. İzmir Torbalı ilçesine bağlı Kaplancık köyündeyiz. Kaplancık Havalesi'nde. Torbalı bölgesindeyiz. Torbalı bölgesindeyiz. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü zeytinliklerinde kullanan üreticimiz Ahmet Gülcü abimizin yanındayız. Şimdi Ahmet abi bahçeni gezerken siz çeşitli ağaçlarınızda rekor gelişim denediğinizi söylediniz. Bunu bir bize izah edebilir misiniz? Rekor gelişim sizin ağaçlarınızda nasıl değişiklikler yarattı? Rekor gelişimi özellikle ağaçlarımızın renk olarak bozuk olduğu alanda, iki dekar gibi bir yerde deneme amaçlı kullandım. Şuradaki arkasının önünde durduğumuz bu manzalina. Manzalina'yı da denemek için attım. Üç tane var bunlardan ama diğer ikisinden çok farklı olduğunu. Siz sadece buna attınız, ikisine kullanmadınız. Evet. Bu zayıf olduğu için mi buna kullandınız? Denemek için tahmin ederim. Pek zayıflık demeyeyim de. Denemek amaçlı. Yakın toprak olarak aynı, bir şey olarak aynı yerdeler. Ama denemek amaçlı kullandım. Tamam. Peki gördüğün fark ne? Diğer iki ağaçtan farkı. Üzerindeki meyvelerin dolgun ve yeşil olması, sürgünlerinin şöyle de gösterebilirsek abi, evet, arkanızda. Önümüzdeki sezona yatkın güzel de sürgün yaptığını tespit etmiş durumdayız. Çok güzel. Yani şuradan da belli oluyor. Evet. Şimdi isterseniz özellikle abi. Bunu işte dediğimiz gibi Şubat ayının içinde bahçeleri vermek lazım. Ben bunu geç kaldım. Daha doğrusu arkadaşımız da öyle denk geldi, tanıştık. Çiçek dönemine yakın attım ben bunu. Evet. Belki 20 gün önceydi. Evet, evet, bayağı şey olmuş. Ama hiçbir şey için geç değil. Yılın 12 ayı aslında kullanılabiliyor. Evet. Şöyle bir tur atalım ağacımızın etrafında. Şöyle. Şimdi şöyle sürgünlerden de gösterebilirsen. Çok güzel. Ahmet abi bir sürgünleri gösterebilirsen sizin zahmet. Yani. Kaç yaşındaydı abi bu ağacınız? Bu yaş 6 yıl doldurdu. 6 yaşında. Çok güzel. Rengi, neşesi yerinde. Her şey güzel. Şöyle gidelim. Şimdi bir de. Süsüz bahçe olmasına rağmen çok güzel. Tamam. Böyle yani aşağılara kadar, aşağılara var sarkmış. Şöyle şuradan bize bir tane şeyini de gösterebilirsen. Şöyle tohumları. Şunlar. Gayet güzel. Çok şahane. Şimdi isterseniz abi şu diğer kullanmadığınız manzaralara da bir gidelim. Evet. Susuz dediniz. Hiç sulama yok. Evet. Aynı şartlarda. Aynı, aynı bahçe, aynı toprak. Aynı bahçe, aynı toprak. Zaten araları 6'şer metre. Şimdi olmasına rağmen bu kullanılmayan, rekor gelişim kullanılmayan. Üzerindeki tanelerin durumu bu. Şöyle çekelim, kuruşmuş. Evet, taneler evet. Gidici. Ağaç zaten rengi renk gidici. Ve diğer tarafta buranın neredeyse 4 katı fazla tohur var. Doğru mu Ahmet abi? Durumlar, evet. Şöyle, bunun detayına bir tur geçelim. Şuradan da zaten şimdi şunu gösteriyorum. Bu rekor gelişim kullanılmayan manzarina cinsi bir zeytin. Şu da abi kullanılan. Kullanma. Şöyle aradaki renk farkı zaten ortada. Evet, evet. Koyu yeşil. Evet. Buraya geliyoruz. Soluk. Evet. Evet. Şimdi isterseniz diğer bahçedeki diğer gemlik tipi ve edremit tiplerini çekeceğiz abi. Teşekkür ediyoruz. Manzarina'daki farkı gördünüz. Ve dediniz hasatımı yaptıktan sonra gene rekor gelişim. Diğer zeytinlerin hepsini kullanacağım dedi. Zamanında, şeyinde, Şubat ayında tamam. Başlamak üzere. Teşekkürler Ahmet abi. Randıman alacağıma inanıyorum ben. Tamam, teşekkürler. Herkese de öneriyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim.